Merhaba, İkbal'le Hayata dair YouTube kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün görselde gördüğümüz gibi çikolata yapacağız. Ama çikolatayı sıfırdan yapacağız. Kuvertür kullanmadan malzemelerini tanıyarak başlayalım. Önce kullanmamız gereken araç gereçler, çırpıcı, süzgeç ve gelelim diğer malzemelerimize. Süt tozumuz var, kakaomuz var, pudra şekerimiz var. Ve hepsinden önemlisi kakao yağımız var arkadaşlar. Bakın bu şekilde ben bu marka kakao yağı kullandım. Siz dilediğiniz marka kullanabilirsiniz. Fakat lütfen kakao yağının çok taze olmasına dikkat edelim. Kalitesine de dikkat edelim. Ve kalıplarımız var. Ben bu iki kalıbı tercih ettim bugün. Siz dilediğiniz kalıba dökebilirsiniz. Benmari usulü eritmek için kettle'ımız ve cam kasemiz de hazır. Eritme kabımı, cam kabımı kettle'ın üzerine koyuyorum ve eritmeye başlıyorum. Kakao yağımı çikolatamızı yapmak üzere. Arkadaşlar bu tarif beni heyecanlandırdı. O yüzden kusuruma bakmayın biraz heyecanlıyım. Çünkü gerçekten güzel bir tarif. Kakao yağının kalitesine lütfen dikkat edelim. Taze olduğuna ve kalitesinin ne olduğuna dikkat edelim. Çok önemli. Çikolatanızın ağzınızda bırakacağı tat için kakao yağının kalitesi çok önemli. Bakın 300 gram burada kakao yağımız var ama ben hepsini kullanmayacağım. Göz kararı 100 gram kadarını kullanacağım. Ve burada 100 gram kakao yağı diyorum. Kullanacağımız diğer malzemeler 5 kaşık kakao olacak, 4 kaşık süt tozu olacak, 3 kaşık da pudra şekeri olacak. Tabii ki bunları açıklama bölümüne yazacağım. Ne kadar kullandığımı, gramlarını ve kakao yağımızı eritiyoruz. Şimdi kakaomuzu ilave ediyoruz. Süzgeçten geçirmeniz şart değil. Ben topaklanma olmasın diye süzgeçten geçirdim. Siz direkt kullanabilirsiniz. Ve ister silikon bir kaşıkla isterseniz böyle bir tel çırpıcıyla eritelim. Kakao yağımıza geçirelim kakaomuzu. İkisini birbirine buluşturalım. Zaten videonun ilerleyen kısımlarında göreceksiniz. Blender'ı da kullanacağız. Blender kullanmadan bir çikolatanın ana maddesini yapamayız arkadaşlar. Mutlaka kullanmalıyız. Evet, şimdi süt tozunu ilave ediyoruz. Hemen süt tozunun da yine çok taze olmasına ve markasına dikkat edin diyorum arkadaşlar. Lütfen çok taze olsun. Yani üretim tarihi yeni olan bir süt tozu kullanalım. Biliyorsunuz süt tozu süt veya suya girmeyince hemen çözülmez. Yağda zor çözülür. Ki bu bayat olursa çok daha zor çözülecek. O yüzden çok taze ve markası iyi bir süt tozu kullanmaya dikkat edin. Süt tozumuzu da ilave edip biraz erittikten sonra şimdi pudra şekerini ilave edeceğim. Evet, 3 kaşık pudra şekerimizi de ilave ediyoruz. Ben burada 3 kaşık kullandım ama bu arzuya göredir. Siz yaparken tadına bir bakın. Size göre şekeri daha azsa biraz daha ilave edebilirsiniz. Dilediğiniz miktarda pudra şekeri ilave edebilirsiniz. Bu sizin damak tadınıza kalmış. Ki hakeza süt tozunu da biraz daha ilave edebilirsiniz. Daha çok sütlü olsun istersiniz. Biraz daha ilave edebilirsiniz bu durumlarda. Ve buradaki bir güzellik de damak zevkinize göre çikolata yapıyor olabilmek, içerisinde ne olup olmadığını bildiğiniz bir çikolata yemek. Ve şimdi blenderla çırpıyoruz. Arkadaşlar bir fiskede tuz ilave edeceğiz. Çok az burada amacımız tuzlu yapmak değil. Sadece kakaonun kokusunu ön plana çıkartmak için bir fiske tuz ilave ediyoruz. Çok az. Ve kakao yağının maddenin
ısı derecesi 50 dereceye kadar çıkabilir. Bir sakınca yok arkadaşlar. Kuvertür eritiyor olsak o zaman 50 dereceye çıkması sakıncalı. Fakat biz şu anda çikolatanın ham maddesini yaptığımız için süt tozunun ve şekerin tamamen erimesi için ısının yükselmesinde bir mahsur yok. Ama tabii ki ısıyı ne kadar yükseltirsek yükseltelim, kalıplara dökerken 30 dereceye düşürmemiz gerekiyor. Yani ılık olması gerekiyor. Ve burada ben şimdi yarım çorba kaşığı kadar tereyağını erittim, sütünü aldım, sade yağ haline getirdim ve ilave ettim. Yine çırpıyorum. Ve şimdi çikolatamız hazır. Kıvamını aldı. Bir kısmını ayırıp bakın tuz ilave ettim gördüğünüz gibi. Bir kısmını ayıracağım bunun ve iç dolgu maddesi yapacağım. Yani ganaj yapacağım. Hani çikolataların içerisinde bu yediğimiz yumuşak bir doku vardır. Çikolataların içinden çıkar ganaj. O ganajı yapıyorum şimdi. Kendi yaptığımız, kendi ürettiğimiz çikolatadan ganaj yapıyoruz. Ganaj yapmak için de yemek kreması yani süt kreması kullanıyoruz. Bu kadar ölçü için bu süt kremasının, bu paketin yarısı kafi gelecektir. Arkadaşlar bakın dokusu ne kadar güzel oldu. Dokusu değişti. Ama ben birazcık daha krema hafifçe ilave edeceğim. Birazcık daha bakın ilave ettim. Çünkü ben ganajı bol kremalı çok seviyorum. Ama tabii ki bunun da bir kıvamı var. Kaçırmamak gerekiyor. Ganajımızı hazırladıktan sonra sıkma torbasının içerisine alacağız ve soğuması için bırakacağız. Bu arada çikolatamızı da 30-32 dereceye soğuttuk. Hemen bu püf noktasıdır, bunu belirteyim. Ganajımızı sıkma torbamızın içerisine aldık. 30-32 derecede soğutmuş olduğumuz çikolatamızı şimdi kalıplarımıza koyacağız ve ben burada 2-3 çeşit çikolata yapacağım. 3 çeşidini de sizlerle paylaşacağım. Bakın yapmış olduğumuz çikolatamızı kalıplarımızın içerisine bir kısım dolduruyoruz. Antep fıstıklı, fındıklı yapacağım ve ganaj dolgulu çikolata yapacağım. Ganaj dolgusunun içerisinde fındıklı çikolata bütün hepsini biraz sonra yapacağım. Bir kısmını çikolatayla yaprak kalıbımın doldurduktan sonra bu şekilde Antep fıstıklarını üzerine dilediğiniz kadar kullanabilirsiniz. Burada birazını fındık, birazını Antep fıstığıyla dolduralım ve üzerini tekrar kapatalım. Çikolatayla bir güzel kalıbımızı sallıyoruz ve buzdolabına atıyoruz artık onu. Şimdi burada da diğer silikon kalıbımı buzluğa attım, soğuttum ve hemen dış kenarlarını çikolata tutacak şekilde çikolatayı etrafına dolandırdım. Tekrar buzlukta soğuttum ve şimdi ganaj dolgusunu içerisine ilave ediyorum. Bunu da tam manasıyla doldurmuyoruz. Çünkü üzerini tekrar kapatacağız çikolatayla. Bakın bir kısmına da fındık ilave ettim. Ve şimdi yine üzerlerini kapatıyorum. Üzerlerini kapattıktan sonra bunu da birazcık sallayacağım ve buzdolabına atacağım. Birkaç saat dinlenmesi üzere bırakacağım arkadaşlar. Mutlaka çikolatalarınızı yaptıktan sonra en az 3-4 saat dinlendirirseniz çok güzel olur. 1 saatte de donar ama çıkarttığınızda elinize yapışmaması için 3-4 saat dinlendirmeniz gerekiyor. İçerisinde hangi maddelerin olduğunu bildiğimiz enfes çikolatalarımız hazır. Bakın kalıplardan çıkartıyoruz. Şekilleri gayet güzel. Çocuklarınıza, sevdiklerinize ve sizlere kendi yapmış olduğunuz, içerisinde zararlı madde olmadığından emin olduğunuz bu çikolataları denemenizi hepinize tavsiye ediyorum. Evet,
ganaj dolgulu olan çikolatalarımızın da kalıbını biraz sağa sola esnettikten sonra onu da kalıptan çıkartıyoruz. Ama şöyle bir önce tadına bakmak istiyorum. Bakın gerçekten çok güzel olmuş. En azından ne kadar sağlıklı olduğunu biliyorum. İçerisinde neler olduğunu biliyorum. Dışarıdan aldığımız çikolatalardan çok çok daha benim için kıymetli ve güzel. Hepinizin denemesini tavsiye ediyorum bu çikolataları. Yapımı o kadar da çok zor değil arkadaşlar. Sadece blenderlama kısmı birazcık uzun sürüyor. O kadar bir yarım saat, 40 dakika kadar ara ara durup durup blenderlıyoruz. Bütün zorluğu bu kadar arkadaşlar. Çok da fazla zorluğu yok ama evinizde kendi yaptığınız çikolataları yemek uğruna bu kadar zorluğu çekmeye değer diyorum. Ve hepinizin yapıp denemesini tavsiye ediyorum. Yapıp deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Buraya kadar videomu izlediniz ve hala kanalıma abone değilseniz lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğen butonuna basarak beni mutlu etmeyi unutmayın. Ve kıymetli yorumlarınızı bekliyorum efendim. Mutlaka o kıymetli yorumlarınızı eksik etmeyin. Şöyle bir de bunun tadına bakayım. Gerçekten çok güzel. En azından sağlıklı diyorum. Tabii ki not düştüğüm şeyleri dikkate mutlaka alın arkadaşlar. Taze süt tozu kullanmaya dikkat edelim. Bugün de bir videomun sonuna doğru yaklaştık. Evinizden huzur, kalbinizden sevgi, yüzünüzden gülücük, ağzınızdan böyle güzel tatlar eksik olmasın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.